Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde not activity sınıfımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Şuradaki buton tıklanıldığında yeni bir not activity sayfasının açılmasını sağlamıştık. Şu an için her şey boş ve de buradan bir not tıklanıldığında da yine aynı kategoriye geliyordu. Ben iki tane toast mesajı koydum. Şimdi burada var olan bir notu güncellemek istediğimde, gördüğünüz gibi var olan not yazarken şuradaki butona tıklanıldığında ise ne yazıyor? Yeni bir notun oluşturulacağını sistem anlıyor. Nasıl anlıyor bunu? Eğer gelen bundle'ın içinde yeni mi diye bir parametre, string bir değişken oluşturdum ve yeni gelen şey intenti, gelen intenti buradaki gelen notu atıyorum ve bunun içindeki bakıyorum notlarla ilgili bir ID değeri var mı? Yoksa kullanıcı yeni bir kategori oluşturmak istiyordur. Varsa buradaki ID'ye göre var olan bir notu değiştirmek, yani güncellemek istiyordur. Buradaki toast mesajlarla bunu anladık. Şimdi bunları sildim. Şimdi buraya yeni bir not bilgisi geldiğinde ne olacak? Else kısmı çalışacak. Güncellemek istediğinde burası çalışacak. Bana notlarla ilgili ve kategori ile ilgili bütün bilgiler geliyor. Şuradaki intent sayesinde, yani gelen notun içinde. Ben bunları öncelikle burada ne yapmam lazım? Bir string değişkenlere bunları atamam lazım. Buraya geliyoruz. String dedim. Gelebilecek yapılar neler bana? Not ID gelir. Not içerik gelir. Daha sonra not oluşturulma gelir. Not bitiş gelir. Notun yapılıp yapılmadığı ile ilgili checkbox değerini içeren yapı gelir. Daha sonra not kategori ID'si gelir. Ve de not kategorinin kendisi gelebilir. Şimdi buradaki bu değişkenleri benim burada ne yapmam lazım? Gelen not ifadesini kullanarak okuyup yazmam lazım. Şuraya geldim, şöyle yapıştırdım direkt. Not ID mi dedik buna? Not ID olacak şu. Bu hata gitti. Şu kontratları da artık silebilirim. Kategori adı demişiz. Buna not kategori, şunu o zaman adı diye değiştirelim. Evet. Evet. Böylece gelen intentle gelen bütün verileri ben burada değişkenlere atamış oldum. Bunları aldıktan sonra basit olarak ne yapalım? Diyelim ki edit textlerim vardı benim. Mesela et not demişim. Et not nokta set text diyerek bana gelen değeri, not içerik değerini bunu atayım. Not içerik. Aynı şekilde oluşturulma bitiş tarihleriyle ilgili de gördüğünüz gibi edit textlerim mevcut burada. Başlama tarihi, bitişte, yani buradaki bütün verileri gelenlerle doldurmam gerekiyor. Peki bunları burada oluşturduk mu? Mesela edit text not var ama tarih falan yok. Edit text başlama tarihi, edit text bitiş tarihi. Edit text olarak başka bir alanım yoktu. Mesela checkbox'ım vardı. Onu da hemen burada oluşturalım. Checkbox yapıldı. Şöyle yapalım. Check box yapıldı diyelim. Düzgün yapıldı, yazamadım. Checkbox yapıldı. Evet. Şu an için herhalde bunlar var. Bunları tabi burada find by id ile bulmayı unutmuyoruz. Et başlama tarihi eşittir find by id ile bunları bulalım. Ne demiştik buna? Date. Bitiş tarihi. ID.txt
finish. Bir de checkbox'ımız varmış. Checkbox yapıldı. Eşittir find view by id r nokta id nokta checkbox'a ne dedik? Checkbox demişiz herhalde. Bir bakalım. ID'si checkbox. Evet. Initializing işlemlerimizi şöyle ayıralım şuradan. Şurası cursor kısmımız kategorileri çekmek için. Intent'imiz gelmiş. Burada verileri almışız. İçeriği burada set ettik. Onun dışında tarihlerimiz vardı. Edit text, başlama tarihi eşittir set text diyorum. Not oluşturulma. Aynı şekilde edit text bitiş tarihimiz vardı. Set text diyorum. Not bitiş. Bir de neyimiz vardı? Checkbox'ın değeri vardı. Yapıldı checkbox nokta check set checked. Burada ne yapacağız? Gelen değere bakacağız. Gelen değer nerede? Yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilgi burada. Şu an için dursun. Hani kafayı karıştırmayalım. Şöyle bir şu ana kadar yaptıklarımıza bir bakalım. Çalışıyor mu? Evet, var olan bir notu tıkladığımda bununla ilgili bütün veriler gördüğünüz gibi yerlerine yerleşti. Şu yapılıp yapılmadığını peki nasıl yapacağız? Şöyle olur. Checkbox yapıldı bilgisi 1 ise yapılmıştır. Check yapacağız. 0 ise yapılmamıştır. Check'ini kaldıracağız. O zaman buraya bir kontrol yazalım. Eğer diyelim şuraya gelen değer not yapıldı. Not yapıldı bildiğiniz gibi string olduğu için bunu equals'la karşılayacağız. Eğer 1 ise checkbox yapıldı nokta set checked true yapacağız. 0 ise veya farklı bir şey ise checkbox yapıldı nokta set check false yapacağız. Bu değerleri bildiğiniz gibi biz main activity'de test notları oluşturda yolladık. Bakın. Notun içeriği, kategori ID'si, oluşturma bitiş yapıldı. Hepsine bir yollamışız. Şurada mesela şey yapabiliriz. Eğer diyelim i'yi şöyle 2'ye göre modunu alalım. Eşit eşit 0 ise bir yap, değilse 0 yap. Bu sefer ne olacak? Notlar ne olacak? Şimdi şuradaki i'nin 2'ye göre. Yani aslında biri check olacak, biri uncheck olacak. Bakalım bir hatamız var mı? Bu da nedir? If'in kısa gösterimidir. Buradaki içeriye bakıyor. i'ye göre, 2'ye göre modunu alıyor. 0'a eşit ise 1 yap, değilse 0 yap. Verdiğimiz değer bu. Tabii bunu denemek için öncelikle var olan tüm notları ve kategorileri bir silelim. Test kategorilerini oluşturalım. Test notlarını oluşturalım. Şimdi mesela buradaki not 1 check değil gördüğünüz gibi. Not 2 evet. Yani biri yapıldı, biri yapılmadı. Aradaki farkı göstermek adına böyle bir şey yaptım. Evet, burasını da yaptık. Şimdi tekrar şuraya gelelim. Şunu şuradan artık silebilirim. Var olan bir notun bütün değerlerini ekranımıza bastırdık. Değerimiz yoksa yani yeni bir not oluşturacaksak veri atama işlemini nerede? Burada yapmamız gerekiyor. Tabii burada şunu da unutmamamız lazım. Mesela her bir notun bildiğiniz gibi bir kategorisi var. Ama şuraya bakarsanız buradaki alan hiçbir şekilde değişmiyor. Hep aynı değerler geliyor. Halbuki şuradaki 8'in kategorisinin 20 değil farklı bir şey. Büyük ihtimal kategori 8 olması lazımdı test notlarımıza göre. Şimdi bunu buradan aldığımız buradaki not kategori ID'ye göre güncellememiz lazım. Bunu yapmak da aslında basit. Buraya geliyorum. Kategori spinner
Spinner'ımın değerini değiştirmem lazım. Nokta diyorum. Set, selection diyorum. Buraya da bana parametre olarak, yani karşı taraftan gelen kategori ID'ye göre bir değer atayacağım. Ne olacak burası? Node kategori ID olacak. Yalnız burası integer değer bekliyor. Ben buna string yolladığım için buraya ne diyeceğiz? Integer nokta parseInt diyeceğiz. Ve de buna string olarak verdiğim bu değeri integer'a çevirip, pardon, şöyle geri alayım şunu. Integer'a çevirip ilgili selection'ı bulup kategori spinner'da göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da yaptık. Bir eksiğimiz var mı? Şimdi burası dursun. Burada kategoriler geliyor. Tamam, bir sıkıntı yok gibi şu an için. Şimdi gelelim şunlara. Bunlar nedir? Bu butonlara herhangi bir şey atamadığımız için hata verdi. Bunlara basıldığında bir date time picker'ın ekranda gözükmesini istiyorum ki kullanıcı tarih girebilsin. Şu else kısmına şu an için hiç dokunmuyorum. Var olan bir notu güncelleme işlemini yapıyoruz şu an için. Bunun için işte bir date picker dial'ı kullanabiliriz. Öncelikle olarak şu activity nota bakalım. Şuradaki iki tane butonuma başlama tarihi seç ve bitiş tarihi seç diye iki tane metot tanımlamam gerekiyor. Şurada şunu hemen oluşturalım. Text kısmına gittim. Butonumu buldum. Not sil diyor, bu değil. Şurada başlama tarihi seç. Buraya Alt Enter dedim. Bu metodu bir oluşturalım. Şimdi bu butona tıklanıldığında aslında ben şöyle şuraya geliyorum. Private void dedikten sonra bir takvim göster diye bir metot oluşturayım. Ve bu buton tıklanıldığında ben bunu burada çalıştırayım. Takvim göster. Şimdi bu takvim göster nasıl çalışacak? Öncelikli olarak bir kalender, yani takvim nesnesine ihtiyacım var. Şunu şurada en yukarıya tanımlayalım ki diğer metotlarda buna erişebilelim. Java Utility seçiyorum burada. Takvim diyelim bunun adına. Ve de buraya geldim. Takvim eşittir diyorum. Kalender sınıfında calendar, artık ne derseniz, get instance deyip o anki tarihi alıyorum. Daha sonra yıl diyelim. Tabi bunları da ne yapmamız lazım? Tanımlamamız lazım. Bunları da gidip en yukarıda tanımlayalım. Bunlar da ne olacak? Integer değerler olacak. Şuraya string'in altına gelelim. Integer, yıl, ay ve de gün değerlerini burada tanımladık. Şuraya geldim. Yıl eşittir diyorum. Yılımızı biz nereden alacağız? Bu takvim nesnesine ulaşıp almamız gerekiyor. Takvim nokta deyip get diyelim. Ve de statik bir alan olan year kısmını buradan alalım. Aynı şekilde ay kısmını alalım. Ay eşittir takvim nokta get. Daha sonra calendar nokta mount. Bir de gün değerimiz var. Takvim eşittir nokta get deyip calendar nokta day. Day of month diyelim. Evet, bu değerleri aldıktan sonra şuraya geldik. Date, büyük harflerle değil. Date, time, date, picker, dialog dedim. Takvim, diyalog eşittir new date picker dialog'u seçiyorum. Bu benden öncelikle bir context bekliyor. This dedim. Daha sonra da yeni bir new
On date set listener istiyor benden. Şöyle nasıl yapıyorduk onu? Tabii bunu yazmadan önce şey yapmamız lazım. Date picker dialog nokta on date set listener deyip alt enter'a. Allah Allah, neden gelmedi? Implement metot. Evet. Bunu demem gerekiyor. Burada işte alanlarımız mevcut. Şuraya bir noktalı virgül koyalım. Buradan devam et. Evet, bu değerleri aldıktan sonra ne yapmamız lazım? Bir tane bir diyalogla kullanıcının tarih seçmesini sağlamamız lazım. Bunun için kullanacağımız sınıf date picker diyalog tarih seç diyelim. Tarih seç eşittir diyorum. New date picker diyalog diyorum. Öncelikle benden context olarak bir değer bekliyor. Bu sınıfı context olarak veriyorum. Daha sonra da onDateSetListener diye bir listener'ımız var. Bunu tanımlayacağız. New diyoruz. Öncelikle datePicker diyaloğu seçtikten sonra nokta diyorum. onDateSetListener yazıyorum. Daha sonra bakarsanız ne bekliyor? Yıl değerini bekliyor. Yıl. Daha sonra ay değerini bekliyor. Daha sonra da gün değerini bekliyor arkadaşlar. Daha sonra da tarih seç nokta show demeyi unutmuyoruz kullanıcı bunu görmesi adına. Tabi burada bunun metodu var. Bunu implemente etmemiz lazım. Evet, data değiştiğinde bu metodun içi çalışacak. Burada kullanıcının seçtiği datayı bir formatlayalım. Bunun için simple data date diyelim, data değil de date format diyorum. Burada iki tane package var. Bunu seçmiyoruz. Bu sonraki API'ler için şuradaki Java'yı seçiyoruz. Simple date format diyelim bunun adına. Burada da seçilen tarihi görmek istediğimiz formatı yazıyoruz. Öncelikle day day iki tane gün. Daha sonra ayımızın 3 harfli string karşılığı. Daha sonra da 4 tane Y yazıyoruz yıl için. New diyorum. Burada da yani Türkçenin mesela Mayıs için M yazmasın da Mayıs'ın Mayını yazsın diye böyle TR deyip lokali tanımlamam gerekiyor. Daha sonra ne yapalım? Edit text başlama tarihi. Notta set text diyerek buradan aldığım bu ifadeyi yazdırayım. Öncelikle neyi yazsın? Günü yazsın. Gün. Artı diyelim. Araya bir tire koyalım. Ay. Artı diyelim. Araya bir tire koyalım. Ve de yıl. Değerini burada yazdıralım arkadaşlar. Bir hata var mı? Yok. Şimdi bir testimizi yapalım bakalım. Ne oldu? API 24'ü seçtim burada. Şu an için sıfırdan bir not yaptığımız için ilk olarak kullanıcıya o günkü tarihi gösteriyorum. Şuydu. Geldim buraya. Şu butona tıkladığımda gördüğünüz gibi çıktı bu. Ve de 17 olarak bunu yazdım. Yıl değerini alamamışız. Bir hatamız var burada. Year, tamam. Yani şurası şey olacak. Artı yıl. Gördüğünüz gibi buradaki bu lokali de pek sallamamış. Bunun olayı şu. İşletim sisteminin diline göre aslında bu diller geliyor. Ben şimdi burada telefonumun yani emülatörümün aslında dilini ayarlardan değiştirirsem neredeydi bunun language kısmı? Language input dedik. Language olarak da
Türkçeyi seçelim burada. Seçersem şunu da şuradan silelim ya da aşağıya alalım. Evet. Gördüğünüz gibi Türkçe oldu emülatörüm. Şimdi tekrardan çalıştırdığımda hem yılın düzgün bir şekilde gösterildiğini hem de ay isimlerinin Türkçe olduğunu görmemiz lazım. Tıkladım bunu burada. Takvime bakıyorum. Gördüğünüz gibi Mayıs olarak yazdı. Tamamen Türkçe bir takvimim oldu ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Evet, başlama tarihi aynı bu şekildeydi. Bitiş tarihi için de yine aynı uygulamayı aslında burada yapabiliriz. Gelelim şuraya. Activity Not buton. Bitiş tarihi butonu neredeydi? Başlama tarihi seç. İkisinde de aslında başlama tarihini seçi yapmışız şu an için. Yani onun da aslında şu an çalışıyor olması lazım. Bitiş tarihi gördüğünüz gibi o da çalışıyor. Ha, tabii burada edit text'e de bunu atamamız lazım. Aynı burada yaptığımız gibi edit text bitiş tarihi deyip bu değeri buraya atayalım. Şurayı aynen kopyalıyorum. Yani çok fazla da detaya girmek istemiyorum. Hani onun için de ayrı bir şey yapıp ne bileyim başlama tarihinden küçük olmaması lazım gibi kontrolleri siz kendiniz yapabilirsiniz. Hani uygulamayı daha da fazla karışıklaştırmamak adına basit bir şekilde en azından nasıl kullanıldığını gördünüz. Bundan sonrası size kalmış. Tıkladım bunu. Gördüğünüz gibi başlama ve bitiş tarihlerini seçebiliyorum. Bu da çalışıyor. Bir de son olarak şunu yapalım. Yeni bir kategori ise bunu burada göstermeyelim. Geldik. Bunu da nerede yaparız? Yenimeye baktık. Bunu da burada atadıktan sonra ne diyelim? Butonumuzun adı neydi? Sil butonuydu. Burada öyle bir tanım var mı? Yok. Buraya geldim. Buton dedim. BTN sil dedim. Bunu Find BYID ile bulalım burada. R.id.btn mi de bu notu sil butonu. Burada da btn sil nokta set visible visibility dedikten sonra view nokta gone diyelim. Yani ekranımızda gözükmesin. Ve de yer kaplamaması adına gone dedik. Invisible derseniz sadece gözükmez ama ekrandaki yeri olur. Yani sabit olarak oradadır ama gözükmez. Yeni buton dediğimde aslında visible.gone neden gelmedi? Şunun şuradan kaybolması lazım. Çünkü silme butonunu yanlış yere koymuşuz. Şurada olması lazım. Burada gözükmesi lazım. Bakalım. Buraya giriyorsa gözükmesi lazım. Yani şurası var olan notu silebilmemiz adına. Tamam. Yeni bir not oluşturduğumda da gözükmemesi lazım ve düzgün bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.